Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin nebiyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecmaîn ila yevmiddin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Bugün kalbin zümrüt tepelerinden İhsan makalesini sizlere arz edeceğim. İhsan, lügat itibarıyla iki şekilde kullanılır. Biri, ehsenehu'dur ki bir şeyi güzel ve mükemmel yaptı. İhsan şuuruyla davrandı. Hep mükemmeli takip etti. Diğeri ise, ehsene ileyhidir ki iyilik etti, ihsan ve cemilede bulundu manalarına gelir. Her iki anlam da Kur'an'da ve sünnette nazarı itibara alınmış. Yer yer bunlardan birisine, zaman zaman da her ikisine birden tevcihde bulunarak telvine gidilmiştir. Yani renklendirilmiş. Hazreti Yusuf'un ala nebiyyina ve aleyhisselam ihsan şuurunu tescil bölümünde buna işaret edilmiştir. Hoca Efendi'nin kalp makalesinde bu anlatılıyor. Kaç yerde o Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'un muhsin olduğu ifade ediliyor. Hakikat ehlince ihsan, buraya kadar bu paragrafta lügat manaları verildi. Bir de Allah dostları, hakikat ehlince ihsan, hak ölçülerine göre iyi düşünme, iyi şeyler planlama, iyi işlere mukayyet kalma ve kullukla alakalı bütün davranışların Allah'ın nazarına arz edilmesi şuuruyla fevkalade bir titizlik içinde temsil edilmesinden ibaret kalbi bir ameldir. İhsana ulaşabilmek için duygu, düşünce ve tasavvurların sağlam bir imana bina edilmesi, iman gerçeğinin İslami esaslarla derinleştirilmesi ve kalbin kadir-şinas ölçüleri ile ilahileştirilmesi şarttır. Başkalarına ve başka şeylere ihsan duygusu ise hak murakabesi ile bütünleşmiş böyle bir kalbin tabii tavrıdır. El-ihsanu en ta'budallâhe keenneke terâhu fe-in lem tekün terâhu fe-innehu yarâke. Cibril hadisinde iman, İslam sorulduktan sonra en son sorulan ihsana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap. İhsan görüyormuşçasına senin Allah'a ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyordur. Hakikatince yapılan her şeyi arızasız ve Cenab-ı Şahide Ezeli'nin, yani Cenab-ı Hakk'ın nazarına arz edilebilecek şekilde inanarak, duyarak, irade, his, şuur ve latife-i Rabbaniye buğutlarıyla yerine getirmek bir esas, bir temel prensip ve hakikat erlerince ulaşılması gerekli olan bir ufuk. Başkalarına karşı iyilik duygusu, iyilik düşüncesi ve iyi davranmak ise insan ruhu ile bütünleşmiş böyle bir ihsan şuurunun zuhuru, taşması ve intişarıdır ki birinci şıkkın tabii neticesi ve ihsana programlanmış bir vicdanın programlandığı şeyi ifade etmesinden ibarettir. Bu manadaki ihsanın insanlara bakan yanını en tuhibbe li ahike ma tuhibbu li nefsike. Kendin için sevdiğini kardeşin içinde sevmen düsturu. Hadis-i şerif bu. Bütün yaratıkları içine alan evrensel buğdunu da اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْكِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذَّبْحَ
vel yuhidde ahadukum şafratehu vel yurih zebihatehu. Allah her şeye karşı ihsanı kabul etmiştir. Öyleyse öldürürken ölümü hak etmiş kimseleri ihsan tutkusuyla öldürür. Bir hayvanı boğazlarken ihsan hissiyle boğazlayın. Yani bıçağınızı iyi bileyin ve keseceğiniz hayvanınızı rahat ettirin. Hadis-i şerifleri ifade etmektedir. İhsan şuuru salih bir dairenin, yani kısır döngü karşıtı olarak kullanıyorum, kapısını açan sırlı bir anahtar gibidir. O kapıyı açan ve o aydınlık koridora adımını atan insan, yürüyen merdivenlere binmiş gibi kendini sihirli bir yükselişin helezonunda bulur. Bir de bu mazhariyetiyle beraber iradesinin hakkını verip kendi de yürüyüşünü devam ettirirse her adımda iki basamak birden yükselir ki zannediyorum el cezaul ihsani illel ihsan. İhsanın mükafatı da başka değil. Yine ihsandır. İlahi beyanı da işte buna hatırlatmaktadır. Nitekim bir gün Hazreti Sadık-ı Masduk sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okumuş ve ashabına sormuştu. Biliyor musunuz Rabbiniz bununla ne anlatmak istiyor? Ashab Allah ve Resulü bilir. Cevabını verir. Cevabını verince o da sözlerine şöyle devam etmiştir. Yekulu hel cezâ'u men en'amtu aleyhi bittevhidi illel cennet. Benim kendisine iman ve tevhidi ihsan eylediğim kimsenin mükafatı başka değil, cennettir. Diyor. İhsan şuuru yağmur yüklü bulutlar gibi bir baştan bir başa bütün kalp tepelerini sarınca ilahi eltaf sağanak sağanak boşalmaya başlar. Ve insan kendini lillezine ehsenül husna ve ziyade ihsan ruhu ile yatıp kalkanlara ihsan üstü ihsan ve bir de ziyade vardır. Kuşağında bulur, bulur ve insan olma mazhariyetini en engin hazlarıyla duyar ve yaşar. Bu mevzuda bir de amel ve davranışların ötesinde kalplerin kurup durduğu halis niyetlere terettüp eden fazl ve lütuf kaynaklı ilahi varidat vardır ki onun tasavvuru bizi de bizim düşüncelerimizi de aşar. İnsanı hakka ulaştırmada en aldatmaz vesilelerden biri kalptir ve kalbin en büyük ameli de ihsandır. İhsan, ihlas yamaçlarına açılmanın en emin yolu, rıdvan tepelerine ulaşmanın en sıhhatli vasıtası ve şahide ezeliye karşı, Cenab-ı Hakk'a karşı da bir temkin şuurudur. Ona doğru her gün imanla donanmış, amelle kanatlanmış ve takva ile derinleşmiş yüzler, binler şeddiri hal ederek yolculuğa koyulurlar ama o zirveye ya birkaç insan ulaşır ya da ulaşamaz. Ulaşamayanlar ulaşma adına didinmelerini sürdüre dursunlar. Ulaşanlar orada Allah'ın sevmediği şeyleri bütün çirkinlikleriyle duyar, hisseder ve onlara karşı kapanır. Allah'ın güzel gördüğü şeylerle de fıtratlarının gereğiymişçesine birleşir, bütünleşir ve sürekli maruf soluklar. Allahümme ehsin akibetena fil umuri kulliha. وَاَجِرْنَا مِنْ خِزِّ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ Amin ya Rabbi. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. Amin ya Rabbi.
وصلي وسلم على سيدنا محمد المحسنين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين.